Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Kibir ordusu, siz kimsiniz de çocuklara göz kulak açıyorsunuz? Bu memleketin gerçek sahiplerine müstemleke valisi gibi davranıyorsunuz. Siz kimsiniz? O gençler bu memleketin sahibidir. Herkes haddini bilecek. Herkes haddini bilecek. Size ikinci ihtarı da buradan bir daha çekeyim. Binalarına kayyumun çöktüğü Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına sesleniyorum. Rektör görünümlü kayyumu birkaç ay sonra Boğaziçilerle birlikte tahliye edeceğiz. Ve öyle falan evine falan da gitmeyecek. Suçlarıyla yüzleşecek. Türkiye'de kayyum düzenine son vereceğiz. Az kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu. Bay Kemal olmak böyle bir şey işte. YÖK Başkan Vekili burada. Telefon acı acı çalacak biliyorsunuz. Kaldıracaksınız Ayze'yi. Ben Kemal geliyorum diyecek. Herkes buna hazır olsun. Herkes buna hazır olsun. Bir başka yiğitlik daha göstereceğim ben size şimdi. Bir belediye başkanı nasıl olur onu da göreceksiniz. Sizin gibi gençleri buldozer gibi ezip yerinden yurdundan edenlere karşı Beşiktaş'ın tüm kamusal alanları, kültür merkezleri ve parkları Boğaziçi'nin değerli mezun ve öğrencilerine her zaman açık olacak. Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkanı, sosyal belediyeciliğin görünür figürleri bunlar. Görmediklerinizi de göstereceğiz. Kanun yapıyorsunuz. Yaptığınız kanunlarla sadece anayasaya saldırıyorsunuz. Sadece insan haklarına saldırıyorsunuz. Bulunduğunuz yer itibariyle kibirler ordusu, saldırganlar ordusu oldunuz. Hiç baktınız mı bu kanun, bu anayasanın kaç maddesine aykırı? Anayasanın 13. maddesinde hak ve özgürlüklerin nasıl sınırlanacağı yazıyor. Kafanıza göre işler yapıyorsunuz. O 13. madde ölçülülüğü, kanunülüğü, bu hak ve özgürlüklerin özüne dokunma marif ediyor. Getirdiğiniz maddeleri hiç baktınız mı? Pankart asan çocuğu okuldan uzaklaştıracaksınız. Öyle mi? Üniversite yerleşkesinde toplantı ve gösteri yapacak olan çocuklar izin almaz iseler okuldan uzaklaştıracaksınız. Öyle mi? Mesela kimya bölümünde okuyan bir çocuk alkolü koklasa, yanınıza gelse alkol kokladı diye onu da uzaklaştıracaksınız. Öyle mi? Bu dayatmacı faşizan anlayışınızla beraber inovasyonun merkezi olacak, özgür düşüncenin merkezi olacak yerlere çeki düzen vereceksiniz. Öyle mi? Bu yasayı geçirirsiniz, en fazla 3 ay sürer. Geçirenler hesabını verecek. Bu ülkenin ayağına kurşun sıkıyorsunuz. Özgür düşüncenin ayağına kurşun çıkıyorsunuz. İnovasyonun, genç geleceğimizin ayağına kurşun sıkıyorsunuz. Ve sizin yüzünüzden 31 bin Türk genci ABD Göç İdaresi'nin kayıtlarına girmiş vaziyette. Bir o kadarı da Almanya'da Göç İdaresi'nin kayıtlarına girmiş. Buna müsaade edeceğimizi mi zannediyorsunuz? Hukuk cahilleri. Getirdiğiniz kanuna bir daha bakın. O kanunda savunma alma ile ilgili düzenleme yapıyorsunuz. E-postayla savunma alacağız diyorsunuz. Hiç baktınız mı anayasanın 36. maddesine? Hiç baktınız mı ceza muhakeme kanunun 176. maddesine? Hiç bu anayasanın 42. maddesine baktınız mı bunları düzenlerken? Diyor ki eğitim ve öğretim hakkı hiçbir şekilde engellenemez diyor. Burada henüz cezası kesinleşmemiş olan insanları okulundan uzaklaştıracaksınız tedbiren, öyle mi? Ve bu anayasaya uyduğunuzu düşüneceksiniz. Ve bazı suçlardan yargılanmış olanları, henüz yargılamaları kesinleşmemiş olsa bile yine bu getirdiğiniz kanunla beraber eğitim hakkından yoksun bırakacaksınız, öyle mi? Buna da siz disiplin hükümleri diyeceksiniz. Anlattık size komisyonda ya. Anlamıyorsanız cahillik var demektir. Anlayıp tekrar bunu yapıyorsanız ayıp ediyorsunuz demektir. Tercihsiz yapın. Efendim cehalet de sizin dün savunduğunuz kavram gibi. Şimdi üslubuma dikkat ediyorum. Üslubuma dikkat ediyorum. Siz devam edin. Siz devam edin. Burada kullandığınız kavramlara hiç baktınız mı? İşgal ve benzeri fiillerle kim tayin edecek bu işgal ve benzeri fiilleri? Yahu bu özgürlükler ancak kanunilik ve kesinlik ilkesiyle sınırlanabilir. Belirliliği olması lazım. Öngörülebilirliği olması lazım. Bilinebilirliği olması lazım. Bütün bu kavramlardan haberiniz yok mu? Bu komisyonda anlatmadık mı size? Niye ısrarcı oluyorsunuz kardeşim? Siz bu gençlerle ne alıp veremediğiniz var? Neden korkuyorsunuz? Bilgiden niye korkuyorsunuz? Niye korkuyorsunuz bilgiler? İnovasyondan niye korkuyorsunuz? Gencecik üretken beyinlerden niye korkuyorsunuz? Siz
Tamamlayalım lütfen. Sayın Başkanım, siz üniversiteleri toplumun tüm kesimleri gibi yara açık cezaevine çevirmeye kalkıyorsunuz bu kanunla beraber. Teslim alamazsınız. Yanlış yerdesiniz. Böyle apuk sapuk, disiplin hukukuna aykırı, ceza hukukuna aykırı, bütün ilkelere aykırı, faşizan bir kanunla beraber üniversite gençlerinin kapısına dikilirseniz sizi silkeleyecekler zaten. Sağlam silkelerler. Haberiniz olsun. Ama bu kanunu buradan geçiriyorsanız, yanlışı alkışlıyorsunuz demektir. Yanlışı alkışlıyorsanız fikriniz yoktur. Eğriyle doğruyu ayıramıyorsanız akıl sorunu vardır. Sizi kendinize çekidüzen vermeye, bir daha bu meclise bu kanunları getirmemeye davet ediyorum. Ve size son söyleyeceğim şudur. Mutabakat metnimizde yazdığı gibi milli eğitimle çatışmayı öldüreceğiz, ortadan kaldıracağız. Yarattığınız bu tabloyu ortadan kaldıracağız. Aklı, vicdanı, irfanı, hür... Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmemiştir.